okuyacağım ferman Sultan 18. Dursun Han Hazretlerine aittir. Birazdan Türkçe öğretmenliği son sınıftan bir grup arkadaşımız Deli Bayram isimli tiyatroyu canlandıracaklardır. Duyanlar duymayanlara, görenler görmeyenlere ve dahi bilenler bilmeyenlere anlatsın. Tiyatro sırasında kahkaha atmak serbesttir. Kahkaha atmayanların sevdikleriyle aralarında kara kediler gitsin. Aklınızı pancar sopasıyla yemeyin. Kaldı. Dikkat dikkat! Akıllılara ikinci uyarı. Deli Bayramı'nın başlamasına çok az kaldı. Lütfen yerlerinizi alın. Sayın akıllılar, perde arkasındaki kargaşalıktan yararlanan bir arkadaşımızın kaçtığı anlaşıldı. Aranıza karışmış olabilir. Çok iyi akıllı taklidi yapardı. Ya da siz çok iyi deli taklidi yapıyorsunuz. Çevrenizdekileri belli etmeden dikkat edin. Çok akıllı birine rastlarsanız lütfen müdüriyete haber verin. En tehlikeli deli, akıllı taklidi yapan delidir. Akıllılara son uyarımdır. Deli bayramı başlıyor, deli bayramı başlıyor, deli bayramı başlıyor. Yiha! Yiha! Sakin ol oğlum, sakin ol oğlum, sakin ol! Bayanlar baylar, merdivenden kayanlar, kendini akıllı sananlar. Kim olduğumu duruşumdan tanımış olmaz gerekir. Ben Napolyon, Bonaparte Napolyon. Hani şu parayı çok seven,
Size söyleyeceklerim. Para! 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 Allah! Doktor geliyor! Allah! Merhaba deli hastalarımızın, daha az deli yakınları. Akıl Fikir ve Ruh Sağlığı Merkezimizin yıllık müsamerisine hepiniz hoş geldiniz. Ben de tam size bundan bahsedecektim. Merkezimizde bir kural var. D, N, Y, Y. Yani delidir, ne yapsa yeridir. O yüzden bazı deliklerimizi lütfen görmezden gelin. Başhekim Bey'i Sayın Bakan çağırdı. Apar topar gitmek zorunda kaldı. O yüzden müsamereyi ben yöneteceğim. İzninizle size kendimi tanıtayım. Ben Doktor Ruhiye Ruhman. Maddiyata hiç önem vermem. Ailem de vermezdi. Annemin adı Ruhsar'dır. Babam tuz ruhu ticareti yapardı. Ben de ailemin ilgi ve etkisiyle ruhiyatçı oldum. İşimi ve hastalarımı çok severim. Ah, sağ olsun. Başhekim Bey de beni çok sever. Ruhiye, sen bu hastanenin ruhusun der. Gerçi gece nöbetlerini gönüllü olarak ben tutuyorum da. Bizim ev biraz kalabalık. Kaynana, kayınpeder, kayınbirader, eltiler, çocuklar. Ay! Orada ruh, burada ruhum dinleniyor. Neyse, şimdi arkadaşlar sizlere gerçek bir doktor ile gerçek bir hasta arasında geçen gerçek bir olayı sergileyecekler. Doktor hanım, telefon var. Ay, sayın başhekimdir mutlaka. Beni çok sevdiğimi söylemiştim. Acaba beni sağlık bakanı mı yapacak? Kim arıyor canım? Kaynınız. Ay, çok severim. Yemeriz Celi. Neyse, size iyi seyirler. Ben konuşup geliyorum. Doktor Bey, Doktor Hanım, ikisi birden nereye kayboldular? Ya, bu fotoğrafımı kim buraya indirmiş? Ah canım, eski halim. Neyse, nerede kaldı bu doktorlar? Yine hangi dosyayı inceliyorlar acaba? Resmen hastane Allah'ına emanet. Öyleyse ben gideyim yavrum. Nereye teyzeciğim? Yeşil Giresun Akademi'ye gidiyorum. KPSS'ye hazırlanıyorum. Giresun'da KPSS'ye tekrar. Teyzeciğim, siz bu halinizde hala KPSS'ye mi hazırlanıyorsunuz? Hor görme yavrum, hor görme. Benim 74 ihtilalinden kalma madalyalarım var. Hem o zamanlar böyle olimpik statlar da yoktu. Gazi Caddesi'ni geri geri koşarak hazırlanıyordum. Hep Kuzey'in parlayan yıldızında okusaydın sen de giderdin yavrum, sen de giderdin. Teyzeciğim, onların olimpiyat madalyası olduğuna emin misin? Savaşta gösterdiğin üstün başarı madalyası olmasınlar. Onca senedir neden atanamadın? O kadar zorlanıyorsun yani. Sorma yavrum, sorma. Bir MEP bakanı geliyor, mülakat kalktı diyor. Öbürü geliyor, yok kalkmadı. Biz size şaka yaptık. Yahu 45 dakika mülakat mı olur? Ama o... Ama olsun, benim daha 50. yılım. Cumhuriyetle yarışanlar var. Çıkar da bir doktor sana baksın. Yavrum çıkarabilsem niye geleyim buraya? Bu soru bankası vücudumun parçası oldum. Affedersin, bazen helaya bile bununla gidiyorum. Ameliyatla almaya geldim bunu. Neyse teyzeciğim, doktor bir çaresine bakar. Ne zaman gelir yavrum? Gelir teyzeciğim. Ne zaman gelir? Gelir teyzeciğim. Ne zaman yavrum? Of teyzeciğim, ne işin var Allah aşkına? Bekle işte. Beklemez hemşire hanım, bu tarz şeyler beklemez. Ne tarz şeyler beklemez? Başhekim çok yoğun, hiç kimseyi beklemez. Onun da miyadı doldu da kalkmıyor işte koltuktan. Niye? Başhekim Bay Kemal mi? Zamanı geldi. O EYT'yle emekli oldu. Ne Bay Kemal'i? Neyse, beni burada oyalama, meşgul adamım. Başhekim doktorlar odasına geliyor. Ne yapacakmış? Başhekime ne yapacağı sorulmaz. O söyler, biz yaparız. Burada da kraldan çok kralcılar var. Ay bana dediniz ötesinden laf atma, gidip şu doktorları bulayım. Hastayı unutma. Yürü kardeşim yürü. Asıl bu kadının sözleri hasta eder insanı. Ne diyorsun sen Erhan'dan öyle? Beni de bekleyin. Namussuz kayınbirader. Bakıma götürsün diye arabayı vermiştim. Gitmiş alüminyum direğine çarpmış ya. Araba paramparça olmuş. Ah bir de dili soytarı pabucu gibi. Terbiyesiz. Bir de bana diyor ki... Sen abime söylersem görürsün gününü. Abinden mi korkacağım ben be? Hah.
tehdit ediyor beni. Gerçi kasko sigortam da yoktu. Artık 10 yıl araba alamam. Doktor hanım, doktor hanım beni kurtarın. Ben de kurtarın ben. Beni de Katerina sanıyor. Ay kötü. Ne olacak? Oysa ki ben Türen Sultan olduğumu burada herkes bilir. Süleyman'ımla ne aşklar yaşamıştık. Ah Süleyman, kurt bakışlım. Süleyman! Şimdi size deliliğin psikososyal ve ekonomik sebepleri hakkında iki küçük örnek sunacağız. Tayyip Bey, Helga Hanım, buyurun. Merhaba. Ben Faik. Bana elektronik Faik de derler. Faik Bey nasılsınız? Türkiye'den daha iyi. Faik Bey 3 çocuklu, namuslu bir küçük memur. Aramızdaki adı elektronik Faik. Çünkü elektronik bir hesap makinesi gibi. Lütfen dikkat edin. Faik Bey 125.846 ile 89.365'i çarpar mısınız? 125.846 çarptım efendim. 1227'ye bölün. 1227. Böldüm efendim. Sonucu rica edeyim. Sonuç tabii ki de 165.647.023'tür. Kesinlikle doğrudur. Faik Bey, bu özelliğiniz doğuştan mı yoksa sonradan mı kazandınız? Sonradan zamanla kazandım. Memur olup bir de evlenince. Tabii zorunlu olarak. Bütün gün durmadan hesap yapa yapa. Aylık az, hayat pahalı, evin ihtiyacı çok. Çocukların istekleri bitmiyor. Bir küçük memur günde 40 kere hesap kitap yapmazsa ay sonunu nasıl getirecek? Hayatım böyle geçti. Böldüm, topladım, çarptım, çıkardım. Böl, topla, çarp, çıkar. 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 Böl, topla. Bayan Helga. Bayan Helga nasılsınız? Çok teşekkür ederim. 3 yıl önce turist olarak İstanbul'a gelmiştiniz. Evet. Niye geldiniz? Türkiye bir masal ülkesi. Masal şehri İstanbul'a indiniz. Sonra neler oldu? Ah neler olmadı ki. Önce iner inmez kılıçın kalkanlı adamlar tarafından sarıldık. Ben korkudan şok geçirdim. Bir taksiye bindim. Şoför böyle yan oturdu ve gazladı. Oh my god, taksi birden uçmaya başladı. Sanki uçan halıdır. Bu olan konuları geçin lütfen, film işine gelin. Peki doktorcum, güzel bir günde. Sultanahmet'te eteğimi dizlerim üzerine çekmişim biraz. Güneş hanımı yapmaktayım. Etrafımı meraklı Türkler sardı. Türk-Alman dostluk müthiş yani. Aniden bir adam geldi üzerime. Ödüm yarıldı. Meğer orada film döndürüyorlarmış. Figüranlık yapmamı istedi. Hay hay dedim. İşim 30 saniye sürdü. Şöyle bir yürüyüp geçti. Bütün Türk erkekler bayıldılar bana. Nasıl anladın? Çünkü ne kadar erkekler Sultanahmet meydanında. Hepsi beni öperek tebrik etti. Hatta rejisör geldi gitti tebrik etti. Ne sanat sever erkekler. Şoke girdim. Ben çok fena oynuyorum. Ağlıyorum bu yüzden. Zaten kötü kadın rolünde. Ne kadar kötü oynarsan o kadar iyi diyorlar. Yani şapur şupur tebrik ediyorlar. Teselli ediyorlar. Şimdi bu ne mana? Evet Helga Hanım. Sizin tecrübeniz var mıydı? Hayır tecrübem yok. Size kalkmış diyorlar ki bu memlekette sanatçı olmak ne kadar güç. Daha kolay sanatçı olman neresi var be bu dünyada? Ben çıldırmışım. Gözlerimi burada açtım. Sahneye, perdeye, ekrana döneceğim günü bekliyorum. Ve göreceksiniz bu sefer size inat devlet sanatçısı olacağım. Benim de elimden ne deliler gelip geçiyor her gün. Doktor hanım, telefon. Başhekimdir mutlaka. Hayır, kayınvalideniz. Az önce kayınbiraderi küfretmiştim ya. Canımı okuyacak şimdi. Yiha! Benim deli olduğumu sanıyorsunuz değil mi? Yanıldınız. Ben deli değilim. Öyleyse niye buradayım? Niye bu haldeyim? Söyleyeyim. Burada kalabilmek için. Çünkü dışarıda hayat çok zor. Hayat çok güzel. Allah size kolaylık versin. Allah size sabır versin. Zor yani dışarıda akıllı akıllı yaşamak. Yuhuu!
Allah kahretsin. Sevgili oğluna küfrettiğim için canımı okudu. Ben de onun canını okudum. Of, birazdan işim de işe karışır. İşte o zaman yandı. Neyse, biz ne yapacaktık şimdi? Ben Temel, tamam. Ne yapıyorsunuz oğlum? Nerede kaldınız? Kadıköy'deyim. Trafik kilitlendi. Kımıldamak mümkün değil. Arabada toplandık. Biz okey oynuyoruz. Okey. Lan arabada toplandık. Okey oynamayın. Nasıl becerim? Bari pişti oynayın. Batıp oynayın. Lan buraya gelmeye çalışın bari. Vallahi. Günaydın efendim. Evet. Bir araba rica edecektim. Ya ne renk olsun? Aman efendim, rica ederim. Allah aşkına söyle. Hangi marka? Ne model olsun? Radyolu mu? Yoksa televizyonlu mu? İstersen şoför bir de canlı yayın yapsın. Yahu kardeşim, sen delirdin mi? Etrafında hiç araba görüyor musun? Ne bileyim, hiç farkında değilim. Farkında olacaksın. İstanbul'dasın yahu. Radarını hiç kapatmayacaksın. Şimdi gel buraya, gel. Delirttin beni de, gel. Bak buradan o kadar, bak. Bakıyorum efendim. İyi bak. Bakıyorum. Şimdi söyle, bir tek araba var mıdır orada? Herhalde sanırsam galiba yok. Herhalde sanırsam galiba yok diyor. Bunlar ne? Arabadan bahsediyoruz. Demokrasi mi bu? Allah Allah. Ya bir şey soracağım. Hiç mi yok? Hala hiç mi yok diyor. Allah aşkına. Dinlemek istem bile değil. Kaldı. İstersen lazımsa bunu verin. Müsaade ederseniz ben şuracıkta bekleyeyim. Sana kızmamak elde bile değil. Ne biçim İstanbullusunuz siz yahu? İstanbullu olmak kolay mı? İstanbul'u aramak benim bile kaç? 3 günümü aldı. Ama şu an Fatih Sultan Mehmet'i bile cebimden çıkardı. Otur bakalım. Teşekkür ederim. Nedir bu taksi hastalığı sizde? Otobüse binsene. Burası eskiden son duraktı. Biniyordum. Fakat şehir büyüdü. Ara durak oldu. Böylece havliyle kapıya yükleniyorlar. Evvelsi yıl tamam. İki kaburgam çatladı. Geçen yıl da kolu kırıldı. Mezgit balığı gibi de aldın ha. Otur bakalım. Peki,
Dolmuşa niye biniyorsun? Dolmuş yok. Var ama çalkalanmaktan ve de sıkışıklıktan bu yıl bağırsam düğümlerde zor çözdüler. Bu İstanbul'da manda askeri gibi olacaksın. Her şey hazır, her şey dayanıklı. Öyleyse yürüyeceksin kardeşim. Hakkı haliniz var. Ben de yürüyordum. Fakat geçenlerde çukura düştüm, bacağım kırıldı. Ama bağışıklık kazandığım için çabuk iyileşti. Sen öyle yapsana. Çukur çok efendi. Birinden kaçarken öbürüne düşer insan. Telefon çukuru, spor su çukuru, doğalgaz çukuru, tamir çukuru, elektrik çukuru, benimsi kanalizasyon çukuru. Senin adın Niyazi mi? Hayır efendim, niye sordunuz? Deliye bak. Nereye gidiyorsun? Bakırköy'e. Niye gidiyorsun? Doktorum orada. Ne doktoruymuş? Abam tabiriyle dili doktorum. Yapma Allah aşkına, belirlerim oluyorlarım bak. Efendim ben dili değilim. E deliyse niye gidiyorsun? Yanlış anlamayın, ne yazık ki deliyim. Allah Allah. Akıllarının saçmalıklarına tahammülüm kalmadı. Ben delirmek için delirmek istiyorum. Fakat deliremiyorum. Durun dur. Umutlu alışverişe çıkıyorum. Fiyatlar, miyatlar, delirmek işten değil. Ya, yazıklar hadi. Olsun, deliremiyorum. Otur şuraya. Gazeteleri okuyorum, televizyon seyrediyorum. Allah! Delirmek işten değil, lanet olsun, deliremiyorum. Dünyaya bakıyorum. Terör, kıyım, savaş. Aman yarabbi, delirmek işten değil. Allah beni kahretsin. Deliremiyorum. İlk araba senin, sakin ol. İnsanları incitiyorum. Görgüsüzlük, kabalık, bencillik. Şaşıyorum, hazmedemiyorum. Gazaba geliyorum. Lan yuh, bana yine deliremiyorum. Burada delirme de. Zaten delirme arasına düşmüşüz. Evet, son uzunum da konularda. O da beni delirtemezse bıyıklım demiştim. Değişik ya. Ay çok heyecanlıyım. Komşum, yeni arabası hazır mı? Arabayı hazır. Gönderdim, süslemişler dün akşamdan. Ay çok teşekkür ederim. Fakat... Pahalıya mal oldu değil mi? Gerçi bu devirde ne ucuz ki. Olsun, biricik evladıma helal olsun. Allah'ıma bu günleri gösterdiğin için binlerce şükür. Bana veresiye dua etmeyin gel. Arabayı gönderdim, süslemişler. Fakat araba trafik serini yarıp buraya gelemiyor ki. Ne demek? Nikah boya yok, senin keyfini bekler mi? Hemen çıkmamız lazım. Sen beni dinle, bu iş yatar. Ay şimdi bayılacağım. Adam sen deli misin? Değilim, ama delirmek üzereyim ben. Bak, yeter. Ben şimdi bu saatte arabayı nereden bulacağım? Bağıracağına bir anma adam, bana danış sana. Bugün ne? Pazartesi. Ya ne hafta başı? Anacık babacık günü. Bugün trafik, selamın kavle. Ehü el baki, ruh mu da el fatiha. Çoğu Allah senin cezanı versin hayvan herif. Ben şimdi bu saatte arabayı nereden bulacağım? Allah seni kahretsin. Ben seni şimdi var ya ne yap? Hadi neyse. Arabaya buluyorsun. Vah öyle kuvvete. Görmüyor musun? Yok. Nasıl olmaz? Sınava yetişmem lazım. Bu benim son hakkım. Ya bu saate kadar bekleyeceğim. Alo Güre, alo Güre. Ben Temel, tamam. Temel, ne yapıyorsun? Neredesin lan? Gelsene. Gelemem. Haber vereyim dedim. Arabayı kapatıp kahveye gidiyoruz. Tamam. Sınava yetişemeyecek miyim? Sınava yetişemeyeceksin. Sen bunu zor anlama. Bu saatte sonra zaten sınava da gitsen netice zaten 2.80 yenge. Otur. Amca bana hemen bir araba. Ne demek araba? Araba yok. Şakir'e araba içiyor. Ne demek Şakir lan? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl Şakir dersin lan kelek? Ne diyeyim mesela? Mahmut mu diyeyim? Şakir. Ona Şakir abi diyeceksin. Ne Şakir abisi lan? Ben diyeceksin. Nerede kaldın? Seni yemezsin lan. Ne demek bu lan? Hayır, hayır, hayır. 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 Galiba Murat'ım öldü. Doktorlar bana sen mi yapacaksın, sen mi dileceksin falan diyor. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Hadi atlan. Sen gelme lan Şakir'e yerim. Allah kahretsin. Kocam annesiyle tartıştım diye ağzına geleni söyledi. Yetmedi. Şimdi de buraya geliyormuş. Ya bu iş kötüye gidiyor. Ne yapmalı bilmem. Neyse şimdi size bir oyun. Ve ben kaçıyorum. Belki aramıza saklanırsam beni bulamaz.
araba iki kurşun. Ben genç kızdım, şöyle dindikler. Biri baktı mı, paylardım onu. Ne bakıyorsun lan Kerenece? Ne bakıyorsun? Sen de bu el bunlara çok yüz verme. Yok babaannem, ben öylelerine hiç yüz vermem. Aferin benim yavruma, baban yüzüne çekmiş ay maşallah. Tüm. Aman da kurban olsun lan verene. Kurban ye, kurban. Aman, ne vardı şu doktora da gelecek anlamadım. Babaanne gözün akıyor, baksın işte bir doktorlar. Annenin verdiği damlayı kullanırsam geçerdi belki. Babaanne onu bile gözüne denk getiremiyorsun ki. Ağzına burnuna sıkıyorsun. Yavrum maksat bir şekilde ilaç vücuda girsin. Bir şekilde teyze eder. Hem lazım olduğunda benim kendi ilacım var. He bildim bildim. O koca karı ilaçları değil mi? Aaa ya bu küçümsel tavırlar koca karı ilacıymışmış. Seni ben o ilaçlarla adam ettim. İstesem gözümün akmasını da geçirip de benim bir şeyim yok. Nasıl geçirecekmişse? Bak şimdi. Öksü otuyla kantaran otunu bir güzel kaynatıyorsun. Sonra da gözüne döküyorsun. Nasıl yani? Kaynar kaynar. He kaynar kaynar. Sonra da kızgın demirle gözüne de alıyorsun. Kızım sen vitaminsiz misin? Önce soğumasını bekliyorsun. Sonra döküyorsun. Birebir yapma geçsin o zaman. Yaparım ama benim bir şeyim yok. Hem ben sevmiyorum böyle hastaneydi, doktordu falan. Moralim bozuluyor. Babaanne geldik işte bir baksınlar. İyi iyi tamam bekliyoruz işte. Süray Hanım buyurun doktorunuz sizi bekliyor. La! Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş buldum yavrum. Buyurun nedir şikayetiniz? Yavrum benim uzun zamandır gözüm akıyordu. Kızım eczaneye gitmiş. Göz nezlesi demişler, bir ilaç vermişler. O ilacı kullandım. Bir de nazar vardı bende. Okudum okudum kendime. Üfledim geçti sonra. Anladım. Teyzeciğim bir şeyin yoksa ne işin var burada o zaman? Geçti yani. Onu söylemeye geldim. Oldu o zaman. Hadi ya. Hadi ya. Kusura bakmayın doktor hanım. Uzun zamandır gözünde bir yapma vardı. Belli etmemek için sabahtan akşama kadar küçük Emrah'ı izliyor. Ağlıyor bayağı. Kandırıyor bizi. Yüzü kan toplayınca biz de acile getirdik. Ama doktor sen küçük Emrah'ı izleyince ağlamıyor. Ağlanır teyze ağlanır. Peki madem bu yaşlılığına buraya kadar geldin seni bir kontrol edelim. Tamam yavrum. Şöyle alacağım. Şöyle denen bir koltuk. Bismillah. Rahat mısın teyzeciğim? Rahatım yavrum. Bu da dönüyormuş böyle ne güzel. Rahat teyzeciğim? Bu ne alaka be? Teyzeciğim önce bir gönül gözüne bakayım ama. Ay ama yavrum. Kutma teyzeciğim. Yavrum sen beni kör edeceksin. Girdin gözüme gözüme fenerle. Nereden buldun bunu? Dedemden kalmadı. Bismillah beni ben vekil. Teyzeciğim ben de bunun işimi yapıyorum ama. Yavrum ama benim bir şeyim yok. Nazar bak. Peki o zaman son zamanlarda okurken bir problem yaşıyor musunuz? Yok yaşamıyorum. Yaşamıyor çünkü okumuyor doktor hanım. Gayet de okuyorum efendim. Hatta senin şu yastığının altındaki dergileri bile okuyorum. Ben hiç yakışıklı olan dergileri okuyorum. Ya bu ya. Favorim de bu. O benim en sevdiğim. Allah'tan gözün görmüyor. Şimdi sizi de bir okuma testi yapacağız. Olur mu teyzeciğim? Olur ya. Gerçi gözleriniz çok iyi görüyor ama neyse. Ben demiştim. Şöyle yanınıza geçeyim. Size göstereceğim teyzeciğim. Şöyle okuyalım. Şu harfi okuyalım lütfen. Şunu mu? Evet teyzeciğim. Şu kırmızı ışığı mı okuyayım? Evet. Kız sen onu görüyor musun da ben göreyim. Küçücük şeyi tutmuş önüme. Neyse.
teyze, uzaktan ama. Dur ya! Mehmet'in neyse! Doğru cevaptır. Son bir harf gösterecek teyze, onu da okursan tamam. Gözlerinde hiçbir problem yok. Şunu oku teyzeciğim. Bırak! Bu harfi, belinin V'si. Doğru cevaptı, belinin V'si. Şimdi teyzeciğim, sana bir de kötü haberim var. Önce kötü haberi söyleyeyim. Kötü haber, gözleriniz %70'i görmüyor. Babaanneşe 72 bin light. Hay bayılacağım. Kız ben sana demiştim, bak nazar var diye. Nazarla gözlerimi kör ettiler. Buradan çıkışta bir de hocaya gidelim, nöfreteyim kendime. Peki ya yazayım mı dostum? Teyzeciğim, iyi haber, gözleriniz %28 görüyor. Ay Allah'ım, seni Allah'ım görüyorum. Haydi can, gözünüzde katarak var. Gün geçtikçe katarak ilerliyor. Küçük bir ameliyatımız olacak. 5 dakika sürecek. Ayrıca çok önemli, bazı bölümlere gitmenizi istiyorum. Üroloji, filoloji. En önemlisi bence teyze bir arkeoloji. Japonya'ya eşantiyon olaraktan bir robot ısmarlamıştım ya, bu sabah çıka geldi. Görünce şaşacaksın valla. Aynen insan yahu, tıpkı biz. Gelir gelmez lahmacun istedi. Daha bir ay yakıştıramadım. Şimdilik bastı bacak diyorum. Bakıma yolladım. Birazdan basın mensuplarıyla tanıştıracağım. Bakımlı görünsün. Çok iyi programlamışlar. Gayet terbiyeli ve tam bir Türk. Neyse, haydi öperim. Kamelya, orkidem. Katır tırnağı. Kapattı. La havle. Ulan biz de bir zamanlar kır çiçeği değil miydik? Sonra böyle kabak çiçeği gibi açmadık mı? Geldik patron. Oğlum bas bacak nerede? Yoksa birimizi mi kaybettiniz? Elini yıkıyor. He, herif titiz. Aferin. Bakım yapıldı mı? Evet. Nasıl evet oğlum? Nikahta mısın? Şöyle canlı söylesene. Evet. Ana ne oldu oğlum? Bakımından pek memnun kalmadım. Ama neden? Bakımını çıraklar yaptı. Ustanın sıkı bir tavla maçı vardı. Bırakamadı gitti. Gücüne gitti. Oğlum Veli, ben sana demiştim. Bu Japon cihazları hassas olur. Ne yapalım canım? Benim koca Toros'un bakımını da çıraklar yapıyor. Bu da bir makine. Geldi işte. Hoş geldin elektronik oğlum, gel bakalım. Zahmet etme, ne lüzum var oğlum? Gördün mü terbiyeyi, yan davallı. Ona verdiğin parayı bana ver, ben senin gözünü öpeyim. Hayır, yakında hepinizin yerli bunlar alacak. O zaman göreceksiniz siz gününüzü. Ne sendika, ne gire. Bakımından pek memnun kalmamışsın herhalde oğlum. Ne oldu, bir anlat bakayım. Bakın bir çıraklar yaptı baba. Ya protokolü boş ver, işin görürsün sen, ona bak. Duydun mu uysuz, bir şey cart etti. Duydum uzun. Ama ne diyorum ben ya, kafamı karıştırdın. Çizgi filmden başka bir şey kafam basmıyor ki desin. Anime de izliyor musun? Ya bu da anime diyor ya. Arkadaşlar kendinize gelin.
Bu benim prospektüsüm. Bu bakım el kitabım. Bu da planım. Ne olmuş bunlara? Hiçbiri bunlara bakmadı baba. Ya hanımını Türkiye'ye göre programlayacaklardı. Bak oğlum, bunlara ne lüzum var? Bizimkiler cin gibidir. Makineye şöyle bir baktılar mıydı? Tamam böyle. Yoksa sana bakmadılar mı? Baktılar baba, benim de işim tamam. Ana, bu pek bir manidar konuştuk. Hadi lafı göreme de dök içine. Döktüler zaten. Sonra da topladılar. Bizde montaj sanayi çok ileridir. Bunları da fabrika fazlası diye açıkta bıraktılar baba. Ay namus bir yapanlar var. Hiç yakıştıramadım bunu öbücürlere. Ödemem vallahi. Mesela bu bir işine yarıyor muydu? Evet baba. Ana, ne işine yaradı bu kırtık bir şey? O, ahlak sisteminin kontrol lambalarından biri baba. Eyvah, peki şimdi ne olacak? Ahlak karışık bir sistemdir. Artık ahlaksızım. Ne demek ahlaksızım? Bir lamban yok diye nasıl bir ahlaksızlık yapma ihtimalim var ki? Düşünemiyorum baba. Oğlum Melih, ben sana demiştim. Bu karışık bir herif. Bunun içi Japon mağazası gibidir yahu. Söyle o çıraklara bunu bir daha kitabına uydurmadan açıp kapamasınlar. Baksana herifin bir kısmı dışarıda kalıyor. Olur söylerim. Başka bir şikayetin var mı oğlum? Var baba. Başka ne var? Ayar vidalarından birini de yürü düşürdüler. Ya sen de çok titizmişsin yahu. Vida bu oğlum, düşmez mi? Düşmez, kalkmaz bir Allah. İki üflersin yana takarsın. Ama baba, vidamı bulamadılar. Şimdi hapı yuttuk. Peki ne yaptılar? Yerine bir çakmak vidası taktılar. Demiştim sana oğlum. Şu cinliğe bak, şu yaratıcılığa bak. Kurban olayım. Duydun değil mi Veli? Bizim çocuklar bilmem ne vidasının yerine... Ne vidasıydı? Hayal vidası baba. Ya onu anladık. Neyini ayarlıyordu vida? Onu söyle. Akıl düzenimi. Peki şimdi ne olacak? Akıl düzenimin ikinci kanalı kısa devre yaptı. Ya ben de bir şey oldu sandım ya. Bunu da ikinci kanal arızalı. Öyleyse mesele yok. Yalnız kısa devre ne demek? Bir de onu söyle. Kontak demek baba. Eyvah. Herifi bir bakıma yolladık. Ayağının tozuyla kontak oldu. Maneviyatını bozma, çarparım ha. Oğlum sen gel şöyle bakayım. Tıkla. Sen de şunu tutarsan vur. Tamam dur. Ulan Salah sen dur. Bir sürü soracaksın robotu. Şimdi nasılsın oğlum? Arigato gozaimasu. Gülge Deska. Ne geldi, hiç anlamıyorum. Artık hiçbirini göremiyorum baba. Herif iyice şaşırdı. Tabii göremezsin oğlum. Kasvetini kaldırsana. Yine görmeye başladım baba. Sağ ol. Bu hiç bilmediğim bir metot. Bu ne metodu? Ya buna kestirme. Türk metodu derler oğlum. Bir cihaz bozuldu mu? Önce biraz silkelersin. Sonra biraz yumruklarsın. Mutlaka düzelir. Her şeyin düzeninde değil mi? Yine de basın toplantısını ertelesek iyi olur. Her an batlarım karışabilir. Sizleri mahcup etmek istemem. Bir şey olmaz oğlum. Allah büyük. Sen çık dışarı bakayım. Oğlumla manem konuşacağım. Bak benim canım evladım. İstikbalim sana bağlı. Aman bir hata yapma. Böyle terbiyeli ol, uzun konuşma. Sıkışırsan yorum yok dersin. Peki baba. Aferin benim canım evladım. Baba. Ne oldu oğlum? Eyvah. Bip. Muhabirlerin arasında kadınlar da var. Bunu nasıl anladın, köfte var? Bu çok tehlikeli bir durum. Titreşimlerini alıyorum. Yağ basıncım yükseldi. Tellerim diken diken oldu. Bütün sistemleri de ısınmaya başladı. Aklım kaybedeşik. Sakin ol. Korkarım çok geç. Boğabalım ben de ol. Geldiler. Ya oğlum baksana herifin ahlakı bozuldu. Aklının ayarı kaçtı. Bir halt edersen en arası. Kapıda bekliyorlar. Ne yapsak? Neyse hadi içeri bakayım. Bak oğlum ocağın düştü. O ne demek? Ya o ne demek Herif Türkçe'yi de unuttu oğlum. Bak Japonca söylüyorum. İyi dinle, anlar. Sayanlara fücüye ama yoksa Nagasaki, Hiroşima ona göre. Tamam. Onlara gerek yok. Buyurun. Şimdi ya büyüttük işte. Bunların cümlesi karı. Herif üstünü alacak. Sayın basın mensupları, sizlere teknolojinin son harikası olan bio robotu takdim ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Hi. Merhaba. Ay kabartmasın. Oğlum bak sen ne demiştin? Yaramazlık yapma. Kusura bakmayın. Siz Türk kardeşlerin görüntü biraz heyecanlandı da. Bu robot her işi yapabilir. Aynı, izin, zam, tazminat, görev hakkı istemez. Yani tam bize göre bir işçi. İtiraz etmez, münakaşa etmez, kavga etmez. İdeal bir vatandaş. Türk örf ve adetlere de uygun olarak imal edilmiştir. Konuşabiliyor mu? Evet bebeğim. Ay neşeliyim. Türkiye'de ne olarak çalışmayı düşünüyorsunuz? Kadın doktoru. Allah'ım. Kadın berberi, kadın terfisi. Kendiniz bir iş yaratmak istemez misiniz? Hem de nasıl? Ne mesela? Kadınlar ama mı? Allah'ım. Hangi Türk yemeklerini tercih ediyorsunuz? Ayşe kadın fasulye. Manyak ya. Kadın budu köfte. Dilber Dudu. Kadın göbeği. Harika. Herif içine sapıttı ya bu. En beğendiğiniz tarih kahramanımız. Tabii ki de Nuri Alço. Ya. Nuri Alço nedir? Hepten nefis olduk belli. Arkadaşlar. Bir dakika efendim. Karışmayın lütfen. Ama bu her an bir terslik olabilir. Bu şeyin bir vidası eksik. Bir lambası bozuk. Hayır gayet esprili. Sofistik. Hatta feminist. Tam bir playman. Uş ağzını zirme. Ben
Öyleyse mesele yok. Buyurun, hanım sizin. Türk örf adetlerine göre imal edildiğinizi kanıtlayabilir misiniz? Ha, işte soru bu. Elbette mesela sünnettim. Şüpheniz varsa... Akşam şerifiniz hayır olsun. 5 dakika geciktin. Yanı açılmış ayakkabıma ikincini vurdurdum. Yoksa geç kalır mıydım? Ne güzellik gözümün de öyle. Ama senin aşma ter kokuyorsundur. Haklısın karıcığım. Sen nasılsın? Benim melek yavrum. Benim hassasiyeti üzerinde. Siz nasılsınız Valide Hanım? Verin elinizi öpeyim. İkide bir şap şap şap. Nedir bu canım? Eli öpülecek kadar yaşlı mıyım ben? Estağfurullah ben saygımdan öpüyorum. Benim kuru lafa karnım tok. Sen kayınvalidini yanına oturtabiliyor musun? Maalesef, hayır. Altına şoförlü araba çekebiliyor musun? Maalesef, hayır. Emrime aşçılar, uşaklar verebiliyor musun? İzzet'in hepsini bu kadar ırpalamayın efendim. Ben saygı diye ona dedim. Sana gül gibi kız verdim. Ben de 20 yıldır o gülün bülbülü değil mi? Haydi haydi sus, ötmeyen bülbül. Peki, ben biraz dinleneyim sultanım. Dur dur, nereye gidiyorsun? Daha pancarları doğrayacaksın. Akşama dinle yapacaksın. Hamza Hanım doğramadı mı? Kadının başı dertti. Ne olmuş? Oğlu yine içmiş. Ne diyorsun? Gece yarısı nar atmış bütün mahalleye. Ayağa kaldırmış. Terbiyesiz. Birini de dövmüş. Vah vah vah. Ayırmak isteyen de bıçak çekmiş. Aman tanrım. İşte alkol etkisiyle geçici denir ben. Hafize Hanım rica etti. Beyefendi biraz nasihat etsin. Belki müddet usta durur diyor. Adam senden çekiniyormuş. Seni bir şey sanıyor herhalde. Evet, dairede yok benden. Çekinirler. Aha, güldürme beni ayol. Senden kim? Niye çekinsin? İyi. Hem dible doğrar hem konuşuruz. Anne hadi kalk biz gidelim. Bu Hafize Hanım'ın da aklına tüp sıkayım. Kim korkar be bu yüz kurttan? Ay çekilme şuradan. Rab kesin. Bir kim ben eşya koydum. Anam böbreğim. Merhaba Çamur Şevket Bey. Hoş geldiniz. Sen de gel abi. Efendim içtiğini söylüyor. Ne söylentisi? Mal meydanda. Belli belli. Ne içiyorsunuz? İçiyoruz bir şeyler. Nasıl içiyorsunuz şu şeyleri?
Bir dik işte, lıkır lıkır. Oh be! Abicim, sen de şöyle felekten bir gece çalmamız yok mu? Çatayım olmaz, benim hanım çok sıkı, vallahi zor nefes alıyorum. Hem izin vermez, hem de param da yok, gari var mı? Parayı dert etme abi, bende para var. Sen sonra benim aybeni atarsın. Ayben ne lan? İvan Ayben mi diyorsun sen? Abicim, neşe. Aynasın. Sen onu başver de. Ben senin bir öğretmen maaşıyla geçinmekle sıkıntı yaşadığını biliyorum. Akşamlar taksicilik yaptığını da biliyorum. Senin de şu yoğunluktan kurtulup 2-3 saat günde de olsa kafa dinleme hakkın yok mu? Haklısın Sevkiciğim, valla ben de çok istiyorum. Gezmek, tozmak, içmek ama benim hanım çok sıkı. Vallahi. Sen yengeyi halledirsen mi? Var bir yok. Ulan yengenden izin alabilirsen varım be. Çekil be, çekil be. Yengen, alo! Anam. Bir numara baksın. Yandayım. Ne var? Bir şey mi oldu? Yengeciğim ben mahvolmuşum. O dedik kırıma gelmişim. Abicim beni doktor kör sahibine bir göstersin. Sen bizi bir idare et. Hoş ol. Bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Nereye gidiyorsun? Nereden çıktı bu kör Salih Bey? Hiç tanımam. Adama bir canlılık geldi ayol. Ama sen bir geç kal. Seni mahvederim. Saat 6. 7'yi bir geçe gel. Kapıyı açarsam annemin yüzünü öpeyim. Ağzından yer alsın ayol. Çıldırma, hadi işten değil. Saat 10'u geçti. Adam ortalıkta yok. Bak üstüme yemin ettim, ne olursa olsun içeri almayacaksın. Ay alırsam kör olayım ama nerede kaldı bu adam? Abartma anne, belki bir aksilik çıkmıştır. Ay ben hiç anlamam, ben adamı parçalarım ayol, gözlerini oyarım, onu yedi mahalleye rezil ederim. Aferin kızım, bunlara bir kere bile yüz vermeyeceksin. Arkası çorap söküğü gibi gelir. Ay bilmez miyim, sen hiç babama yüz verir miydin anne? Ay hiç vermedim. Adam bizi bırakıp terk edene kadar. Ay kızım, cesaret de yok, ben ona o cesareti verir miyim? İşte ben onu başarırım. Yarın pabucuyla kibarlık taslasın anca, bütün yaptığı bu. Hey! Ne oluyor? Var mı ulan bana bakan? Nara ayol! Ay anne görüyor musun? Mahalleye gidiyoruz, eşkıyalar bastı. Ben eşkıyadan çok korkarım. Sabahları kaplan, akşamları aslan. Açın kapıyı ulan! Ay delirdin mi? Sen otur oraya, onda o yürekle gezer. 3 kuruşluk yüreği var, onu da mahallenin girişinde bırakmıştır. Açın kapıyı! Ayol üstüme iyilik sağlık, bu bizimki. Ay kendini affettirmek için şaka yapıyor aklınca. Rüküş, ben şimdi onun ağzının payını veririm. Bana bak, beni dinle. Kuyruğunu topla, geldiğin yere geri dön. Haydi bakayım. Peki canım. Ne dedi? Ne diyecek? Peki canım dedi. Ay bunun baba yetiği de bu kadar işte. Aa, kapıyı kırıyor. Oo! Şükür kavuşturana. Ver abi ekmecik kazısı. Aa utanma. Bir de hatır soruyor. Sormadan olur mu? Ver Fahide elini öpeyim. Ay bu iyi de delirmiş. Fahide diye kızın elini öpmeye çalışıyor. Çabuk ikiniz de defolun evimden. Bize mi dedin yoksa? Tabii size diyorum manyak. Çabuk defolun evimden. Sen bir kenara geç. Ben şunlarla bir konuşayım. Bana bakın ulan geliyorlar. Aa terbiyesiz. Ben bana adaleti yeltenen kadının talın bağırsağını boynuna dolarım. Dolamakla da kalmam, başka bir şey daha yaparım. Yok! Ağzını öpeyim, fiyonk yaparım. Aa, midesiz. Haydi şu eşliyağı bozuntusunu al. Çek git evimden, yoksa bütün mahalleye yağ kaldırırım. Merak etme yenge, biz o iş hallettik. Sen kızma sana. Asıl sen kapa gaganı. Yoksa aranızda bir kasırga gibi de var. Bir dirsek, bir omuz, bir kafa. Üçünüzü de yere sererim. Olmadı, cayır cayır yakarım her yeri. Bir de kibrit çaktın mı tamamdır. Ver ulan aleti. Buyur abi. Anam avradım olsun. Üçünüzü de doğrarım. Aman evladım, biz ettik sen etme. Kes, bu ne ses? Peki yavrum. Yeter be, nedir bu 20 yıldır çektim? Anamı ağlattınız. Şimdi sıra bende. Bundan sonra böyle. Yaşa be baba. Kız. Bir dakika mühlet veriyorum. Hemen şuraya bir masa kurun. Tamam hayatım. Hadi kızım. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Abicim sen de kalsın. Bu gecenin bir de sabahı var. Biraz yakıt al. Kızın kesilmesi. Oo. Oho. Al şunu. Hadi.
kadehleri de getir, kadehleri de. Çabuk! Allah Allah. Artık Allah ne verdiyse Şevket Bey. Ne yapalım, burası memur evi. Ha, tabii bir şükür evladım. Çırpınıp duruyorsun yavrucuğum, değil mi kızım? Söylemiştim, bizimkiler gece misafirine bayılırlar. Su getir! Kız getirin! Kulakları da duymuyor bunların yahu. Allah Allah. Abi Eşref amca da orada. Otur! Kalk! Otur! Kalk! Durak! Çiftet elini oyna! Oynama oynama, gözüm kanadı, otur. Aşkım, bir şarkı aç da dinleyelim. Ulan ne posta koydum be. Kalkıda adaları anlatırım ha. Allah'ın cezası Elif, gene uyuyakalmış. Allah seni kahretsin, ağzı burnu da akmış. Bir de pancarları almış eline yatıyor. Ben sana kahretsinler duvara tepemedim Allah'ın cezası. Tamam sultanım, geliyorum. Yürü, yürü! Bizim öğretmen bey rüya göre dursun. Aslında gerçek deliler içimizde yaşıyor. Belki ben, belki de sizler.